TV8 ekranlarında Emre Dorman'la aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler sevgili izleyenler. Bu gece değerli hocam Emre Dorman'la birlikte Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızı konuk ediyoruz ve dini konularda en çok merak edilen soruları konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyenler, Ramazan ayı boyunca her gece sizlere Mehmet Okuyan hocamızın Kur'an mealini hediye etmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda bugün Emre Dorman hocamızın 101 soruda Kur'an dini konularda en çok merak edilen sorular kitabını da 10 izleyenimize hediye ediyoruz. Emre Dorman Instagram hesabında son paylaşılan program fotoğrafımızı beğenerek altına yorum yapan izleyenlerimiz ve takipçilerimiz arasından 10 kişiye iki kitabı da Hediye ediyoruz. Şimdiden kazanan izleyenlerimize de iyi okurlar dileriz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün çok sağ olun. Bugün dini konularda en çok merak edilen soruları konuşacağız. Çok güzel sorular hazırladık hocam. Mehmet hocama da bana da e, program nedeniyle ya da diğer yaptığımız faaliyetler nedeniyle çok fazla soru geliyor. Ve e, bazen bizim için mesela çok sıradan e, bir soru. Birçok insanın hayatındaki en büyük problem olabiliyor. O yüzden gene her soruyu biz o soruyu soran kişinin bir sıkıntısı, bir derdi olarak görüp evet. elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Ee, o yüzden özellikle Ramazan ayında da tabi Kur'anla buluşma ayı olduğunu söylemiştik Ramazan'ın. Ve bütün bu dini konularda gerekli olan soruların cevabının Allah'ın kitabında olduğu mesajını verebilmek için ve bu konularla ilgili tatmin edici, makul cevapların olduğunu gösterebilmek için genelde programlarımızda bu çokça merak edilen sorulara yer veriyoruz. Zaten e, hem bu 101 soru kitabını hediye etmemiz hem de Mehmet Okyan hocamızın Kur'an mı hediye etmemiz yeter ki insanlar vahide buluşsun. Evet. Ve sorularına bizzat Allah'ın kitabından cevaplar bulsunlar diyedir. Evet. Umarım güzel bir program olacaktır. İnşallah yine çok faydalı bir program olacak. Hem takipçilerinizden gelen hem izleyenlerimizden gelen sorulara ne kadar kıymet verdiğinizi biliyoruz hocam. Zor kolay demeden tüm soruları Cevaplamaya çalışıyorsunuz Allah da razı olsun İnşallah bu programda çok faydalı bir program Olacak yine çok güzel sorularımız var İnşallah. Mehmet hocam ilk sorumuz Namaz kılarken aklımıza Gelen türlü türlü şeylerden Nasıl kurtulabiliriz ve e, namazda Aklımıza gelen bu vesvese ve kötü Düşünceler namazı bozar mı e, Tabii Bir defa Namazı nasıl e, Anlamak durumunda olduğumuzu e, Önce konuşmamız lazım Yani na, Namaz nedir bir Müslümanın namazla gönül ve akıl ilişkisi nasıl kurulmalıdır isterseniz önce oradan başlayalım Çünkü işin temelini oluşturmadan Hani temelini konuşmadan dallarını konuşmaya değil de temelinden başlamaya Özen göstermek lazım bir defa bizim bizim genelde dünyamızda şöyle bir takım algılar var. Yani dinin emirleri yapsan da olur, yapmasan da olur ve ama yapsan daha iyi olur gibi algılanıyor. Halbuki tabi dinde zorlama yok. Hani dine girmede zorlama yok. Peki dinin içinde zorlama var mı? Zorla bir adama bir şey yaptırırsanız bunun dinen bir kıymeti olur mu? Ya hayır dinen onun da bir kıymeti olmaz. Dinde zorlama yoktur ama dinde zorunluluklar vardır. Evet. Yani yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler vardır dinde. Öyleyse e, hani bir tercihe bırakılmış gibi şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Sen şimdi hangisinden istersen yürü algısı doğru bir algı değil. Biz oradan bakamayız. Allah'ın kitabında emrettiği şeyler var. Yapın dediği şeyler var. Hatta bunların bir kısmına pek çok ayette temas ediyor. Yani onlarca ayette şunu mutlaka yerine getirin. Çünkü sebepler şunlardır, sonuçlar bunlardır diye. Bu çerçevede belki üzerinde en çok ayetin yer aldığı konu işte bu namaz konusudur. Evet. Yani namaz Allah'ın emridir. Namaz milletin zannettiği gibi veya düşündüğü gibi e, böyle kelime anlamlarına biraz da takla attırarak e, namaz aslında destek demektir. İşte namaz e, bel, belli bir noktada bir duruş ortaya koymaktır gibi. Yani hayatın diğer alanlarındaki insan meşguliyetlerini biraz daha düzene sokma şeklinde yorumlanıyor. Hı hı. Halbuki namaz Kur'an'ın açık ifadesiyle şartları da, işte rükünleri de, prensipleri de, ilkeleri de ortada olan ve doğrudan Allah'ın emrine konu olmuş en çok insan hayatıyla ilişkilendirilen e, ibadetlerin başında geliyor. Öyle olduğu için yani e, namazı bir adamın niye kıldığı sorusunda Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'ın o muhteşem emrine boyun bükmek için namaz kılıyoruz. Evet. Elbette dinin yükümlülüklerini biz yerine getirirken bizim e, bunun ne faydası var sorusunu sorma hakkımız var. Fakat kul Kul olması itibariyle her şeyden önce kulluğunu Allah'a teslimiyet noktasında ortaya koyması beklenir. Kul yani pozisyonunu Allah'ın karşısındaki pozisyonunu Allah'a itaat şeklinde belirlemek mecburiyetindedir. Öyle olunca işte namaz ibadetini böyle büyük bir yükümlülüğü yerine getirmek şeklinde anlar... Hı hı. Ve Rabbimiz emrettiyse burada sözün bittiği yerdeyiz deriz Yani ibadetlerin e, bizlere faydası olması aslında Allah'ın bir lütfu Yani faydası olmasaydı da Allah emrettiği için biz o ibadetleri kul olarak yerine getirmekle yükümlüydük Öyle değil mi hocam? Evet yani mutlaka her ibadetin mutlaka e, Allah'ın emri olması itibariyle Bir defa doğru olduğunu biliriz İyi olduğunu biliriz Yararlı olduğunu biliriz, ee, iyi sonuçları olduğunu biliriz. Fakat bunları tam görebilme noktasında belli bir e, zihni olgunluk yaşayamamış olabiliriz. Ee, biz mesela herhangi bir ibadetin normalde insan hayatına nasıl katkıları vardır, bu soruyu doğru cevaplayamama durumumuz olabilir. Evet. Biz şimdi bunun cevabını bulamadık diye. Bunun ne faydası vardır? Bu faydayı çözemedik diye ibadetlerden uzak duramayız. Bugün çözememiş olabilirsin ama yarın çözersin. E burada çözememiş olabilirsin ama başka bir yerde çözersin. Öyle olunca biz ibadetleri Allah emrettiği için yaparız. Ama bu arada Allah bunu emrettiyse bunun mutlaka bir faydası vardır. Evet. Mutlaka bunun hayata bakan tarafları vardır. O çizgide ...meseleye yaklaşarak e, ibadetleri yerine getirmeye gayret ederiz. Bunun bir zorunluluk olduğunu ıskalamayız. Bu bir zorunluluktur. Allah emretti. Doğrudur, iyidir. Mutlaka iyi tarafları vardır. Mutlaka doğru sonuçları vardır. Yararlı e, akıbetleri mutlaka gelecektir diye inanırız. Evet. Ha, şimdi namazı böyle ilahi bir e, yükümlülük, zorunluluk olarak görürse bir adam diğer ibadetlerde olduğu gibi bir defa bunu bir yük gibi görmez. Hani yapalım da şu üzerimizden bir yük kalksın. O anlamda bir ibadet algısı doğru bir algı değildir. O insana çok fazla bir şey katmaz. Aslında ibadeti yapıp kurtulayım diye değil. İbadetle yeniden buluşmanın heyecanını yaşaması lazım insan. Hani namazı özlemesi lazım bir yerine getirip de şundan bir sıyrılayım, bu yükünden kurtulayım sırtımdaki bu yükten e, efendim kendimi uzak tutayım gibi böyle bir algıyla bu ibadet ibadetin e, mantığıyla örtüşmez. Evet. Şimdi bizim ibadet dediğimiz şey e, iki boyutludur. Bir yapıldığı anki insana verdiği huzur, iki ibadet arası. İki ibadet arası hayatı o ibadet bilinciyle yaşama duygusunu insana katması beklenir. O itibarla biz kulluğu bir hayat biçimine dönüştürmeye gayret ederiz. Onun için ibadetleri özleyerek yapmak gerekir. Yükünden kurtulmak için filan değil. Yani bir namazı kıldınız, bir sonraki namaza kadar. Ee, namazı Allah rızası için kıldığınız bilincini hiç kaybetmeden bir ibadetle bir sonraki arasındaki süreçte Allah'ın azabını gazabını gerektirecek bir iş yapmamayı ve o dürüst duruş ortaya konulduktan sonra da hani e, yüzü rahat bir şekilde yeni bir ibadetle buluşmayı özlemek gerek. Evet. <laughs> Öyle bakıldığı zaman. Hem ibadetlerden <laughs> zevk alınır, hem de ibadetleri bir hayat biçimine dönüştürme noktasında önemli bir mesafe kat edilmiş olur. Evet. E peki ne, yani niye kendimizi veremiyoruz ibadete? Bunun birkaç tane sebebini söyleyebiliriz. Bir, bu ibadetleri bir yükümlülük olarak değil de bir yük gibi gördüğümüz için. Bu yük değil, bu bir yükümlülük. Bu bir e, insana hayatı zindan edecek bir e, baskı unsuru değil. Taha suresi 2. ayette diyor ki allah Teala Ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka Biz bu Kur'an'ı sana hayatı çekilmez kılasın diye indirmedik. İlla tezkireten limen yakşa yani derin saygı duyanlara gerçeği hatırlatma unsurudur. Evet. Şimdi Hz. Musa'ya hitaben Allahü Teala Taha suresinde diyor ki اَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكِرِي Namazı beni hatırlamak için kıl. Ha, o zaman demek ki namaz demek Allah'ı hatırlamak demektir. Bütün hareketlerinde namazın başından sonuna kadar hangi aşaması olursa olsun her birinde e, bir bilinç inşası e, hedeflenir. Evet. O itibariyle mesela kıbleye dönmek demek yani Allah'ın rızasına dönmek demektir. Sembolik olarak Kabe'ye dönüyoruz. Bu Allah'ın emridir. Hı. Ama yüzümüzü döndüğümüz Kabe'yi kalbimizin kıblesi olarak da Allah rızası diye belirleriz. E, onun için mesela namazlarda niyet ederiz. Niyet nedir? Niyet bir ibadete bilinçli başlama e, göstergesidir. Onun için niyet ederiz. Kıbleye döneriz. Yüzümüzün biyolojik hareketini, fizyolojik hareketini e, kalbimizin manevi bağıyla buluşturmaya gayret ederiz. E şimdi şekil şartlarının içini doldurmazsa bir adam, altını doldurmazsa ben şu hareketi neden yapıyorum? Bu sorunun cevabını bilmezse nasıl yapılıyor? Sorguladığı kadar... <laughs> Niçin yapılıyoru da sorgulaması lazım. Hı hı. Mesela düşününüz elleri kaldırıyorsunuz. İşte iftita tekbiri diye evet. adına e, yani literatürdeki adı bu iftita. Açılış tekbiri. Bunun bir adı daha var. Tahrime tekrimi tekbiri derler buna. Hı hı. Yani tahrime demek hani bir saygın bir duruş ortaya koyacağımız bir faaliyete başlıyoruz demektir. İkincisi normal hayatta helal olan bir takım davranışları artık kendimize evet. haram kılıyoruz demekti. Evet. Tahrimi o demek, haram kılma filan. E o zaman şunu demek istiyoruz: Ya Rabbi senin hatırın için ben başka ne varsa hepsini elimin tersiyle itiyorum. Ve sayın Sen de. ne diyorsan ben ona doğru yöneliyorum. Yani hem bedenen hem de zihnen hazırlığımızı yaptıktan sonra aklımızı boşaltıp tamamen Allah'a yöneldiğimiz bir ibadet. Namaz ibadeti. Peki hocam. Evet. namaz yani niyetinde mı? de, niyetinde de, kıblesinde de, iftitah tekbirinde de hani böyle bir bilinçle bir yönelim ortaya konu, koyduğun zaman insan ondan mutlaka zevk alacaktır. Hı, hı. E ama kendisi namaz kılarken kendini namaza veremiyor. İşte bu buraya kadar anlattıklarımdan bir yoksunluk varsa en önemli sebeplerin biri bu. Tamam. ama başka sebepler de var namazın içiyle alakalı evet onları da soracağım hocam aynı zamanda da namaz esnasında akla geldiği zaman evet. ne olduğunu ne yapmamız gerektiğini de soracağım peki Emre hocam siz Mehmet hocama neler eklemek istersiniz namaza hazırlanıyoruz zihnen ve bedenen ancak bazen insanlar akıllarına gelen şeylerden dolayı hiç olmadık şeyler geldiği için akıllarına bundan e bununla mücadele ettiklerini söylüyorlar namaz esnasında. Siz ne söylemek istersiniz? Şimdi birinciym. Yani Mehmet Hocam çerçeve gayet güzel çizdi zaten ama <laughs> belki şunlar ilave edilebilir. Yani aklımıza bir şeyler gelmesi gayet doğal olabilir. İnsanız. bu konuda böyle suçluluk hissetmememiz lazım. Sadece bunu nasıl iyileştirebiliriz bunun derdinde olmamız lazım. Yani bazen insanlar bir takım böyle hikayeler falan dinledikleri zaman Hani eski zamanda yaşanmış bir takım diyelim ki insanların ibadet ederken ne kadar ibadete yoğunlaştıkları falan kendini eksi kusurlu görüyorlar haliyle. Ama şu var her anımız bir olmaz. Yani ibadeti yerine getirirken bazen daha huşu içerisinde getiririz, daha konsantre oluruz, daha odaklanırız, daha duygularımız böyle zirvede olur, hissiyatımız vesaire. Bazen de kafamız yoğun olur, yorgun olur falan düşüşler olabilir. Bu gayet doğal. Şimdi bunu neden söylüyorum? Çünkü birçok insan namaza odaklanamadığını düşünerek suçluluk psikolojisine giriyor ve ister istemez olması gerektiği gibi yerine getiremediği düşüncesine hareketle namazdan uzaklaşıyor. Yani diyor ki ben hakkını vererek kılamıyorum. O zaman işte hazır olduğum zaman kılım gibi bir hataya düşebiliyor. Bu bence asla doğru değil. Yani ne olursa olsun. Asla namazı bırakmamak lazım. Yani evet. Bunun üstüne gitmek lazım. Çünkü bırakmak bir çözüm değil. Yani e, e, insan psikolojisi biraz şeye benziyor. Hani bu pazartesi günü başlayacak diyetler vardı evet. ya sürekli yani diyoruz ki yani bunu işte pazartesi ben başlayacağım bir türlü başlamıyoruz. Bir türlü o pazartesi gelmiyor. Yani ben namaza hazır olacağım o zaman kılacağım diye bir şey doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü bizim ibadetler Allah'la bağımızı kuran ve bizi aslında Allah'a yaklaştıran şeyler. Bu anlamda bizim sürekli o bağı sıkı tutmamız lazım. Ee, ne yapılabilir belki burada? Ee, bir kere ibadet, özellikle namaz üzerinden konuştuğumuz için aklımıza gelen türlü şeylerin nedenleri düşünülebilir. Mesela neden aklımıza türlü şeyler geliyor? Diyelim ki e, ocağa yemek koymuşuz, gidip namaza durmuşuz. Şimdi böyle bir durumda ister isterseniz birçok kişinin aklına Yemek. O yemek değil. gelecektir. Mesela bu ona göre düzenlenebilir. Ya da birisi telefon açacaktır. Namaza durmuşuzdur. Aklımız telefondadır. Mesela bu ona göre düzenlenebilir. Ne yapılabilir? Canım arasın yani ne olacak? Namazdan sonra cevap veririz. Ya da şimdi namaz kılacağım biraz sonra ara deriz. Telefonu kısabiliriz. Daha önemli bir şey yok. İşte birisi gelecektir. Kafam, e, aklımız zildedir. Her an zil çalacak. İşte gelecek falan gibi. Şimdi bu ne demek istiyorum? Biz ee, ibadetlerimizi işlerimize göre değil işlerimizi ibadetlerimize göre belirlememiz gerekir. Evet. Ya çünkü bir ibadet mesela namaz gibi hakikaten çok önemli muhteşem bir ibadeti yerine getirirken yani o anda ondan daha önemli bir şey olmaz. Bunu anlamamız lazım. Bir ikincisi e, namaz kılarken ne söylediğimizin farkında olmamız da çok önemli. Yani aklımıza türlü şeylerin gelmemesi için. Eğer biz okuduğumuz surelerin, ayetlerin o anda anlamını anlayabiliyorsak, bunlar üzerine düşünüyorsak. Yani çünkü mesela Kur'an'ı okurken ne diyor e, ayetler? Düşüne düşüne oku, aceleye getirme, ağır ağır oku. Niye? Çünkü o ayetlerin içerisinde muhteşem mesajlar var. Böyle Türkçe okurken bile eğer hızlıca okuyup geçersek yine o mesajlardan e, almamız gereken dersleri, ibretleri alamayız. Yani mesele sadece Arapça okunup anlaşılmaması değil. Anladığımız dilde okurken bile eğer o ayetler üzerine yoğunlaşmazsak, düşünmezsek onu da böyle okuyup geçeriz. Dolayısıyla namazda da bir an önce böyle sureleri okuyup, işte namazın hareketlerini yerine getirip, o görevi tamamlamış olma mantığıyla yaklaşmamak gerekir. Evet. Namaz bir odaklanmadır, namaz bir huşudur. Namaz içselleştirilerek, kimin huzurunda, ne için o ibadeti yerine getirdiğimiz bilincinde olarak, yapılması gerekir. Yani gönülden bir teslimiyet. ibadetlerin hepsi aslında bir iman tazelemesidir. İbadetlerin hepsi Allah'a bedenen de teslimiyetimizin bir ifadesidir. Bu anlamda belki işte bu bizim kafamızı kurcalayacak, edecek şeyleri bir kenara bırakarak o e, günlük hayatın o koşturmacasından bir parça olsun uzaklaşarak hı hı. özel bir vakit ayırmak. Özel vakit ayırmak belki burada. Çünkü e, şu var. Ee, mesela gün içerisinde aslında insanlar zaman zaman böyle o günlük rutin hayatının koşturmacasından uzaklaşıp böyle kendilerine vakit ayırdıkları anlar olur. Yani bazen mesela ne bileyim insanlar işte e, kafalarını boşaltmak için veya rahatlatmak için müzik dinlerler. Evet. İşte Spor yaparlar. Meditasyon yaparlar. İşte meditasyon yapan evet. oluyor ne bileyim işte e, dizi izleyen oluyor film izleyen oluyor çıkıp böyle açık havada yürüyüş yapan oluyor falan niye? O anda kendimize özel bir vakit ayırmak istiyoruz. Dolayısıyla ibadetlerimizi de kendimize ayırmamız gereken, Rabbimizle buluşacağımız, halimizi arz edeceğimiz, onun ayetleriyle e, buluşacağımız ve dinginleşeceğimiz e, eylemler olarak görmemiz lazım. Diğer yaptığımız şeylerde olduğu gibi namaz hem ruhen hem bedenen bizi dinginleştirmek için var. Evet. O anda bize bir farkındalık kazandırmak için e, namaz var. Yani belki şöyle ifade edilebilir. Aslında biz e, namazı kılmak için değil de namaz bizi kılmak için var. Hmm, evet. Peki namaz bizi ne kılacak? Yani biz ibadet ederken namaz bizi ne kılacak? Namaz bizi mesela dost doğru kılacak. Çünkü mesela biz Fatiha suresini okuyoruz namaz kılarken. Bizi dost doğru yolu ilet duasını orada e, gerçekleştiriyoruz değil mi? Namaz bizi dost doğru kılacak. Yine mesela namaz bizi işte erdemli kılacak. Namaz bizi duyarlı kılacak, sorumlu kılacak. Namaz bizi disiplinli kılacak. Çünkü günün belli vakitlerinde yapılan bir ibadet olduğu için ve vaktinde yapılması gereken bir ibadet olduğu için bu aynı zamanda insanın hayatını disiplinli kılması, hayatının planlamasıyla ilgili de insana bir yetenek kazandırır e, bu anlamda. Yine şöyle düşünelim yani diyelim ki çok önemli bir, çok önemli gördüğünüz bir kişinin karşısındayız. Ya da bizim için çok önemli olan bir iş görüşmesi esnasında bize bir takım sorular soruluyor. Mesela o esnada insan ne yapar? Tamamen o işe odaklanır Odaklı. değil mi? Yani o anda aklından hiçbir şey geçmez. Yani başka hiçbir şey hatırlamaz o an. Sorulara en güzel cevabı vermek ister. Tabii ki. Ister. Yani düşünsenize mesela iş ister. görüşmesindesiniz ve bu iş sizin için çok önemli. Hatta diğer güçlü bazı adaylar da var. Yani işe alınıp alınmamanızın bir garantisi yok o anlamda. Şimdi o, o esnada karşısındaki kişiyle konuşurken size bir takım sorular sorarken bir mülakat yapıyorken yani camdan dışarı bakar mısınız mesela? Saatinizde oynar mısınız? Ya da işte telefonunuzla ilgilenir misiniz? İlgilenmezsiniz. Evet. Bütün dikkatinizi oraya verirsiniz. Neden? Çünkü sizin için çok önemlidir bu. O yüzden az önce Mehmet hocamın dediği gibi yani bizim bu ibadetlerin kendi içerisindeki bu anlam ve değerini önce kavramamız gerekiyor. Yani bu çok önemli bir şey bizim için. Ve o önemini fark o öneminin farkında olarak gerçekten içselleştirerek odaklanarak hani aradan çıkartılması gereken bir şey olarak değil de yani şu anda bu benim hem günlük hayatım için hem bütün ömrüme yaydığım bir ibadet olacağı için bütün ömrümün planlanması ve şekillenmesi için benim ruhen manevi anlamda ve bedenen ihtiyaç duyduğum bir şey. Bir arınma aslında. Evet. Bir odaklanma, zihnin odaklanması. Mesela şimdi bazı uygulamalar var telefonlarda bir takım frekanslar mesela böyle bir takım böyle sesler gönderiyor. Niye için? İşte gün içerisinde beynimiz çok yoruluyor. Birçok böyle e, meseleyle uğraşıyor falan. O anda 5 dakika 10 dakika da olsa e, bunu dinleyin diyorlar. Niye? Dinlendiriyor beyni hı hı. bir anda. İşte konsantrasyon da böyle bir şey. Yani o anda ibadete konsantre olduğumuz zaman aslında o zihinsel mental yorgunluktan, o bedensel yorgunluktan, o karmaşadan, o hızdan, Anlatabiliyor muyum? Yani evet. ister istemez bir uzaklaşma oluyor. Ve insan böyle bir hakikaten dinginleşiyor. Böyle bir kendine geliyor. Şimdi namaz sizi kötülüklerden alıkoyar ...diyor. Evet evet evet. Yani şimdi namazın, bizden, namazın bizi kötülükten alıkoyması, namazı kıyam rükû secde olarak yerine getirdiğimiz esnada kötülük yapamıyor olmamız anlamında değil ki. Yani o namazın bizi gerçekten iyi bir insan kılması ve aynı zamanda Allah'ın ayetleri buluştuğumuz zaman o ayetlerin bizim hayatımızın referansı olması. O ayetlerin bizim hayatımızı böyle inşa etmesi, bir hatamız varsa o hatamızı yüzleştirmesi ee, ve doğru olan neyse ona yönelmesi bizi aslında bu anlamda e, ibadetin esprisi. Bir iki bir şey hatır, e, evet. ilave evet. edeyim. Aynı zamanda da Emre Hocam ikinci soruyu da e, cevaplamış oldu. İkinci soruyu da sorayım beraber cevaplamış olayım size. Mehmet Hocam e, ibadetlerden gerçek anlamda istifade edebilmek için neler yapmamız gerekiyordu? İkinci sorumuz tam da çok güzel oldu. Birinci soruyla bağlamış olduk. Buyurun yani namaz özelinde Emre kardeşimin ifade ettiği yani o randevu şeyi çok hani cana dokunur bir benzetme. Ben ona şöyle bir şey ilave etmek istiyorum. Şimdi sizin iş başvurusundaki randevuya gitmeniz ne kadar heyecan vericiyse bunun başka bir tarafı daha var. O da Normal hayatta düşünün, diyelim ki bir yönetici, yani üniversitedeyseniz dekan veya rektör veya başka e, normal hayatta işte vali, kaymakam, işte bakan, başbakan, cumhurbaşkanı falan e, sizi randevu vererek çağırıyorsa nasıl bir heyecan duyar adam? Yani nasıl kendini ona programlar, e, değil mi o kadar kıymetli e, bir ...kurum, bir makam... Evet. ...size değer vermiş... ...sizi çağırmış... ...ha hiç değer vermeseydi... ...ha hiç tarafınıza bakılmasaydı... ...kainatın sahibi olan... ...Rabbimiz... ...bizi çağırıyor... ...öyle bir çağrıyı duyunca insan... ...başka bir şeyin hesabını da yapmaz... ...yani... ...o büyük çağrı varsa... ...o büyük makam çağırıyorsa... ...bir onun hatırı var... ...iki... Onun çağrısına ben eylemlerimle cevap vererek onun bana verdiği değeri benim karşılıksız bırakmayıp onu çok daha fazla övme ihtiyacı hissederim. Evet. Ne demek değer verilmiş bana? Beni adam yerine koymuş. Şimdi randevu alamadığımız yerlerin haddi hesabı var mı bu hayatta? Yani ada, araya adam koymak şu bu bilmem ne? Cenab-ı Hak diyor ki yani araya adam adam koyma, gel. Doğrudan yönel. Doğrudan gel. Hiçbir şey yok. Hiçbir randevu de yok yani aslında. Engel. Ne zaman istiyorsan gel demeye getiriyor. Bu ibadetler böyle bir şey. Yani ibadeti, namazı insan, onun için biraz önce söyledim. Yani yük gibi göremez yani. Evet. Yani namazla diğer bütün ibadetlerde Allah'ın bize verdiği değerin farkında olmamızı sağlayan ve o büyük kudretin bizi bir şeye çağırdığı zaman bize verdiği değeri bizim de hayatımızla işte yaşayarak eylemlerimizle ona karşılık verme duygusuyla hareket ettiğimiz pratiklerdir. Evet. Ya hocam, bu duygu. Buyur pardon hocam. özür dilerim. Bir de bazen şu olur hocam mesela bürokraside de olur bu. İşte iş dünyasının zirvesindeki insanlarda da olur. Yani çok büyük diyelim bir iş adamı işte oradaki diyelim sıradan bir çalışanla doğrudan muhatap olmaz. Arada ciddi böyle bir zincir vardır. Yani onun şefi vardır, onun müdürü vardır, o müdürün bağlı olduğu genel müdür yardımcısı vardır, onun genel müdür vardır. En son yönetim kurulu başkanı falan hani başkana ulaşması mümkün değildir. Birçok insan şey de yapar. Yani ben yani o kim ki ben onunla doğrudan muhatap olayım falan da diyebilir mesela. Ama yani dediğiniz gibi kainatın sahibi, herkesin Rabbi olan Allah. Yani sen kimsin ben seninle muhatap olayım demiyor. Her an ulaşılabilir. Yani böyle bir bekleme süresi yok, sıraya girme yok. Ondan sonra araya birini sokma ihtiyacı yok. Ve Allah herkesi eşit şekilde muhatap alıyor. Yeter ki insan Rabbine yönelebilsin. Yani üstelik de diyor ki Udruni yestecib leküm. Ben size cevap vereceğim diyor. Yani sadece gel derdini anlat git bakalım sonra ne olur demiyor. Yani peşin peşin evet. diyor ki yani sen benden bir şey istediğin zaman o istek senin hayrına olacaksa e, verilir. Senin hayrına değilse senin hayrına olmadığı için verilmez. Ama mutlaka gene icabet edilir. O çağrıya icabet edilir. Yani aslında ibadet kendini adam yerine koyma, e, kendini adam yerine konulmuş olmanın değer, değerini, hazzını yaşayabileceğimiz muhteşem e, anlardır. Onun için insan e, o ibadeti özlemelidir. Evet. Yani da, ezan okunuyor işte çağrılıyorsunuz ibadete çağrılıyorsunuz, randevuya çağrılıyorsunuz. Hani saat telefonlardaki e, alarm gibi e, biz programa gelmek için işte diyoruz ki filanca saatte evden çıkman lazım. Yoksa işte bir takım engeller olabilir, randevuyu kaçırabilirsin filan diye bir defa kuruyoruz, bir daha kuruyoruz, bir daha kuruyoruz falan. E, yani bayağı kendimizi ona veriyoruz. Niye? Önemsiyoruz. Ama öyle bir şeyin huzurundayız ki yani başka hiçbir şeyle mukayese edilemez. Evet. Onun için Bizim sözüm burasında bir daha tekrarlamak isterim. Bir daha vurgulamak isterim. Yani bu yaşadığımız coğrafyada yani Türkiye'de bazı e, çevreler ısrarla ve inatla e, namaz, namaz özelinde namazın aslında bir ritüel olarak olmadığını yani bu işte kıyamıydı, kıraatiydi, rükûsüydü, secdesiydi filan o bildiğimiz şekillerden oluşan her biri de aslında önemli sembolik değerleri olan o faaliyetlerin işte Kur'an'da olmadığını, maksadın başka bir şey olduğunu söylüyorlar. Yani nasıl garantili bir ifade kullanılır bilmiyorum ama yani kalıbımı üzerine basarım ki Allah'ın kitabında namaz diye bir ibadet var. Elbette. Namaz kelimesinin olmamasından hareket ediyorlar. Yani namaz zaten Farsça bir kelime, Arapça bir kelime değil. Onun Bunun gibi salat <laughs> kullanılıyor değil mi? Ha o salat kelimesi üzerinden de bir spekülasyon yapıyorlar. Ee, yani işin tekniğini bilmek lazım. Şimdi Kur'an adına konuşuyor bunu diyen adam. Hı hı. Diyor ki işte Kur'an'da bu yok. Ne yapıyor? Kur'an adına bir şey söylemeye gayret ediyor. Ben öteden beri söylüyorum bir Müslümanın Kur'an'la iletişimi üç türlüdür. Bir, Kur'an'la konuşmak yani onu anlayarak okumak. Bir, iki, Kur'an'dan konuşmak birtakım takım e, hayat pratiklerinizi Kur'an ayetleriyle buluşturmaya gayret etmek. Onun için de çok okumanız gerekiyor. Yani ne kadar çok okursanız o kadar çok ayetle Hayat pratiklerini buluşturursunuz. Hocam, bir de insanlar diyorlar ki şimdi gerçekten de hayat çok hızlandı. Fakat e, bu bir tabii ki de e, hiçbir şekilde bir sebep olamaz ama Bahani şunu olur. çok duyuyoruz. Bahane olamaz ama e, Kur'an <laughs> okumak için vaktim yok. Namaz kılmak için vaktim yok. Çok istiyorum ama bir türlü vakit bulamıyorum diyebiliyor insanlar. Onlara buradan ne söylemek istersiniz? Çok isteseydi bulurdu <laughs> bir defa. o Çok istiyorum ama bulamıyorum. O sadece bir... Edebiyat yani yani çok ucuz bir bahane İnsanlar neyi çok isterlerse onu bulurlar. Ee, o bir hani şöyle bir şey söylüyoruz biz diyoruz ki bir şeyi yapmak isteyen çaresini yapmak istemeyen bahanesini bulur diye bu bir bahane arayışıdır. Ee, biraz önce söylediğim üç husus vardı birini daha ilave edip orayı toparlamış olayım. Kur'anla konuşmak yani anlayarak okumak. Kur'an'dan konuşmak yani daha çok ayetle hayatı buluşturmak için daha çok anlamak e, çabası içine girmek. Üçüncüsü de Kur'an adına konuşmak. Şimdi Kur'an adına konuşuyor adam diyor ki Kur'an'da namaz yok. Ya Kur'an'da namaz var arkadaş. Yani salat kelimesinin dua, destek, e, yardım anlamı var. Doğru ama bu ikame-i salat dediğimiz bir teknik bir kullanımı var bunun. Ya Allah aşkına insan biraz hesap eder yani kitap adına, Kur'an adına konuşuyorsun ama bu kitabın ne demek istediğinden haberin yok. Bu kitabın ilk geldiği muhatap olan Hazreti Peygamber mesela bu namazla ilişkilendirilen ayetler geldiğinde ne yapmış hiç merak etmiyor musun yani? E kılmış işte. Bir günde beş vakit kılmış. Günde o beş vakitin beşi de Kur'an'da var. Ve o da kılmış. Arkadaşları da kılmış, sahabiler de kılmış. Evet. O günden bugüne kadar ümmet kılmış, hala kılıyor. Şimdi hani Kur'an'a aykırı olsa yahut da Kur'an'da olmasa hiç, Kur'an'da olmadığı için insanlar ben bunu yapayım mı yapmayayım mı diye soru sorabilir. Veya Kur'an'da tersine bir e, beyan varsa, o uygulama Kur'an'a aykırıysa ona karşı biz de konuşalım tartışalım konuyu. Ama bu öyle bir konu değil ki. Bu yüzlerce ayet var. Bakın ben namazın içindeki o e, yani parçaları diyelim. Namazı oluşturan hani bir rekatı oluşturan unsurların hepsinin Kur'an'dan delili olduğuna inanıyorum. Hepsinin. Yani abdestinden kıbleye dönmesine, niyetine varıncaya kadar, setre dediğimiz örtünmeye varıncaya kadar İftihar tekbiri, kıyam, ayakta durma, Kur'an okuma, rükû, secde filan hepsi Kur'an'da var arkadaş. Bir de şey soruluyor hocam yani Kur'an'da işte namazla ilgili bir bilgi yok veya detay yok deniyor. Halbuki en ince ayrıntısına kadar detay yani, var ama tabii şu var. Yani namazın Allah'ın belirlemiş olduğu o gereksinimleri dışında olan şey zaten Kur'an'da olmaz. Çünkü Allah onu belirlememiştir zaten. Şimdi sen onu namazın bir gereği olarak düşünüp de Kur'an'da ararsan e zaten bulamazsın onu. Böyle bir hataya düşünüyor. Yani şimdi bütün problem Kur'an adına karar verme problemi. Yani adam Kur'an adına karar veriyor ama inanın ki bu kitabı nasıl okuyacağını bilmiyor yani. Bu şimdi Allah adına bir şey söylüyorsunuz. İnsanın yüreği titrer ya. Evet. Kainatın sahibi adına şimdi diyorsun ki o var bu yok. O zaman yani senin bir ölçün olması lazım da bir yere dayanman gerekiyor. Bir şeye göre konuşman lazım yok. Enfal şöyle. suresinde diyor ki <laughs> Liyehli kemen hele yinetin veya hayamen hayyambe yine. Yani helak olacak olanın da bir delili olsun, hayatta kalacak olanın da bir delili olsun. Ya kul hatu burhanekum in diye ayetler var Kur'an'da. Eğer iddianız da doğruysanız hadi delilinizi getirin diyor ya. Deli delil ne delilim var? Hiç delil yok. İşte ...yanlış anlaşıldı bu zamana kadar kardeşim... ...ayet var hani başka bir, başka bir şey olsa... ...eyvallah gel tartışalım da... ...bu ona müsait bir iş yani. değil... Ee, ...onun üzerinde biraz... ...yani namaz ibadetini... ...hafife almamak... ...ve namazın hayata bakan tarafıyla... ...ilgili sonuçlarını... ...hayatla buluşturacak... E, ...faaliyetler yapmak lazım... ...bu algılara gitmemin en önemli sebeplerinden biri de... ...şöyle formüle etmek istiyorum... Yani bazen yolcuya kızarak yola küsüyor adam. Yani yani namaz kılanların namazın ona kazandırmayı aslında vaat ettiği bir takım düzgün erdemli davranışları ortaya koymadığı için diyor ki ah namaz kılıyor bak şunu da yapıyor falan diye faturayı namaza kesiyor. Evet. Halbuki yani Bazıları sahte para üretiyor diye hiç kimse paradan vazgeçmiyor yani. Ya Allah ayetinde diyor ya bir topluma olan kızgınlığın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. E, Maide suresinde evet e, 8. ayette ifade ediyor yani. <laughs> Hocam şey bizim, var trafikte birçok insan çok <laughs> e, kuralları ihlal ederek araç sürüyor. Hakikaten trafik terörü yapıyor mesela. e Şimdi o insana kızıp araba sürmeyi kimse terk etmiyor yani. Çünkü biliyor ki onun kendi hatası. Ya da namaz kılmayan insanlar da hani namaz kıl bir takım yanlışlar yaptığı düşünen insanlar olduğu gibi o yanlışları namaz kılmayan insanlar da yapıyor. Demek ki bu o insanın namaz kılıp kılmamasıyla alakalı bir konu değil. O kişinin kendi hatasıyla alakalı. Bunu bana diyene ben diyorum ki bak bu şuna benzer. E hani bir de yani kendimi veremiyorum, kendimi hazır hissedemiyorum falan onun için kılmıyorum, kılamıyorum diyenler de var. Bunlar da başka bir grup. Onlara da diyorum ki bak Yüzme öğrenmek istiyor musun? İstiyoruz. Suya gireceksin. Suya girmeden yüzme öğrenilmez. Ben yani su, su yutuyorum. İyisin ben göle girmeyeyim. Böyle koltukta otururken e, yüzme öğreneyim. Yok kardeşim. Kervan yolda dizilir. Yani e, işi o, o işe girerek daha güzelini yaparsınız. Sanatkarlar en güzel sanat eserini sanat ürete ürete elde ederler. Yani en baştan yaptığın en güzel olmaz. Yavaş yavaş ilerleye ilerleye en güzele ulaşırsın. Yani ya hep ya hiç mantığı kişiyi aslında yapacağı eylemden de uzaklaştıran bir mantık. Hocamın şimdi da söylediği gibi her şöyle... pazartesi olayı. Biruncuğum şimdi şu var. Başından beri söylediğimiz şu aslında. Biz bu ibadeti namaz özelinde konuşacak olursak, üzerimize bir yük olarak ya da ya işte yine vakit mi geldi neyse mecburen şunu yapacağım gibi görürsek, zaten yani mümkün değil bunu gerçek anlamda e, yerine getirmemiz ve onu hissedebilmemiz. Ama şu var. Mesela bugün dikkat edersen e, hangi yaşta olursa olsun yani belli bir yaşa gelmişse ergen e, dediğimiz yaşlardan olgunluk yaşlarına kadar birçok insanın temel problemi nedir? Anlaşılmamak, değil mi? Mesela evet. birçok insan bundan şikayet ediyor. Kimse beni anlamıyor diyor. Çünkü gidiyor anne babasıyla konuşuyor. Beni anlamıyorlar diyor işte kuşak farkımız var diyor. Anne baba çocuğu anlamıyor. Eşler birbirlerini anlamıyorlar. İş yerinde arkadaşlar birbirlerini anlamıyorlar. Üniversitede hoca öğrenci anlamıyor, öğrenci hocayı anlamıyor falan. Yani sürekli olarak böyle bir şeyden şikayet ediyoruz değil mi? Ve anlaşılmak için bazen profesyonel e, yardıma başlıyoruz. Desteğe başlıyoruz. Bir psikologla gidip görüşüyoruz, bir psikiyatrla gidiyoruz, görüşüyoruz, derdimizi anlatıyoruz. İşte çözüm arıyoruz. Ya da mesela sevdiğimiz bir var. Gidiyoruz onunla dertleşme ihtiyacı hissediyoruz. Yani halimizi arz ediyoruz ve işte bize bir takım tavsiyelerde bulunmasını istiyoruz bekliyoruz değil mi? Mesela insanın böyle bir ihtiyacı var. Şimdi namaz da aslında bir anlamda böyle bir ihtiyacın karşılanması ve bunu doğrudan Rabbin karşılıyor. Başka hiç kimse Allah'ın insanın kalbini tatmin edeceği gibi tatmin edemez insanın kalbini. Yani böyle görmek lazım. Bir de şu var. Yani şimdi e, yeni profesyonel yardım alırken bile başka insanlar da yardım aldığı için sıraya girmen lazım dedik az önce ya da bir sevdiğin bir büyün olsa adama bir gidersin, iki gidersin, üç gidersin. ...işte dördüncü yana sonra adam ki kardeşim ...yeter başkaları da var ya bir tek seninle ilgilenemem der. Şimdi böyle bir şey de yok yani sen ibadet ettiğin zaman Rabbine halini arz, et, arz, ettiğin zaman destek istediğin zaman yardım istediğin zaman dua ettiğin zaman ya yeter seninle çok uğraştım... biraz da başkasıyla uğraşayım diye bir durum da söz konusu değil. Yani insan daha ne ister yani hani bundan daha fazla insanı mutlu edecek memnun edecek insanın kendi güvende hissedeceği evet. ee, o anda o teslimiyetini ifade ederken böyle bütün e, duygularının harekete geçeceği. Yani insan bundan başka ne ister diye düşünüyorum. Hakikaten ben çok şaşırıyorum. Yani tabii ki namaz kılmayı tercih etmeyen insanların kendi tercihidir. Ben kimsenin ibadetiyle ilgilenecek durumda değilim. Ben kendi hayatıma bakıyorum ama yani bir insan için bu inanılmaz bir fırsat. Muhteşem bir fırsat. Nasıl olur da insanlar bunu dikkate almadan şey yapar? Ben bunu kişisel olarak hiç anlayamıyorum. Evet. Gerçekten anlayamıyorum. Çünkü ya antidepresan ilaçları insanlara başvuruyor ne bileyim dinlendirici müzikler insanlar başvuruyor. Sürekli böyle bir arayış içerisinde insanlar bir dinginlik arıyorlar, bir rahatlama arıyorlar falan. Ya Allah zaten reçeteyi vermiş. Yani neyi uygulaman gerektiğini, senin neyin gerçek anlamda mutlu edeceğini, tatmin edeceğini, rahatlatacağını reçetesini vermiş. Ee, ama işte demek ki farklı yerde arıyoruz yani. Demek ki aslında bir gün, bir günümüz mücadeleyle geçiyor. Çalışıyoruz, çabalıyoruz, işlerimiz var onları hallediyoruz mücadele etmeyip teslim olduğumuz vakitler aslında o gün sahip olduğumuz en güzel vakitler gerçekten Allah'a teslim olduğumuz mücadeleyi bir kenara bırakıp hem bedenimizin hem zihnimizin dinlendiği hem Rabbimize teslim olduğumuz onunla konuştuğumuz şükrettiğimiz dert et dert yandığımız konuştuğumuz o anlar gerçekten günün en kıymetli yani anları. bir de şu var. Yani işte ibadet ederken Allah'ın ayetlerini okurken gerçekten o ayetlerle buluşmak da insana çok iyi geliyor. Mesela bir sıkıntın derdin var. Mesela Allah'ın senin durumuna haberdar olması, Allah'ın her şeyi işitmesi, Allah'ın her şeyi görmesi, Allah'ın kulunun e, kuluna vekil olması, güven kaynağı olması. Yani bütün bunlar aslında gerçekten insanı kendini iyi hissettiren bir şey diyorsun ki benim Rabbim var ya. Rabbim evet. yani? Ben ona sığınabilirim. Yani ben ona yönelebilirim ve Rabbim beni korur, gözetir. Yani şunu da söyleyeyim de şimdi hakikaten kimseyi kırmak istemiyorum ama insanın da biraz kendine samimi olması lazım. Yani şöyle bir şey yapsak, bir çalışma yapsak yani desek ki her kıldığınız namaz vakti için işte diyelim ki hesabınıza şu kadar para yatırılacak desek. Acaba insanlar nasıl sıraya girerler namaz kılmak için? Yani hakikaten sanmıyorum kimseyi kırmak istemiyorum ama bu gerçekle yüzleşmemiz lazım. Eğer ki hesabımız yatacak 3 kuruş veya 5 kuruş ya da çok büyük meblağ ne olursa olsun böyle bir şey bizi işte namaz kılmaya sevk edecekse, teşvik edecekse işte bizim burada bir samimiyetimizi sorgulamamız lazım. O zaman herkes vakit bulur. Yani o zaman kimse şöyle bir şey demez yani sorun da vardı ya namaz kılmak için vakit bulamıyorum. Yani bırak vakit bulamamayı başka bir şey yapmayı vakit bulamaz insanlar. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden Allah da hem bu dünyada hem ahirette bu yapılan ibadetlerle ilgili bize huzur, mutluluk, güven e, vaat ediyor. Evet. Yani bu insan için bundan daha büyük bir aslında garanti yok yani. Evet lütuf yok gerçekten. Yani aslında bu duygularla ibadetimizi e, yapmalı ve e, ibadetleri daha etkin bir hale, e, ondan en iyi istifade edebileceğimiz bir hale ancak bu duygularla, bu e, istekle, bu teslimiyetle e, varabiliriz dedik. Kendimizi niye veremiyoruz sorusu... Baştan beri söylediniz. Hı hı. Hani ona hani bölge birkaç tane spot cevap verelim de hani bu sorular buharlaşıyor gibi algılanmasın. Ya yani ben birkaç tane bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Mesela niye niye veremiyor kendini? Yani yeterince önem vermediği için işte bunun aslında ne anlama geldiğini çok iyi sorgulamadığı için ee, en sonda Emren'in dediği gibi yani Allah'ın bunun karşılığında insana ne kadar ödüller vaat ettiğini aslında yüreğini tam yatırmadığı için hani Allah'a inanıyor ama Allah'ın ona vereceğini vaat ettiği şeylere çok fazla güvenmiyor gibi bir sıkıntı var insanların zihinlerinde. Onları bertaraf etmek lazım. Başladı namaza şimdi diyelim adam ki işin önemini fark etti. E, kıymetini biliyor. E, hayata dair sonuçlarının da e, epeyce muhakemesini yaptı diyelim. Bakın e, günde beş vakit namaz üzerinde duruyoruz ısrarla. Niye beş vakte ayırdı bunu? Yani o, oradan da meseleye bakmak lazım. Yani sabah güne Allah'la başlamak yani ibadetle. Yani Ya Rabbi şimdi bu güne seninle randevu, senin randevüne gelerek ve bir sonraki randevuya de yüzüm ak bir şekilde gelmeyi vaat ederek sana günü seninle başlama duyarlılığımı gösteriyorum diye sabah sabah namazıyla başlıyorsunuz. Sonra hayat meşguliyetleri sizi bazen e, unutmamanız gereken şeylerden e, uzak tutabilir bazen. Bazen öyle olur. Şimdi bazıları diyor ki gün içerisinde fırsat bulamıyorum işte yatsıdan sonra hepsini kılayım diyor. Bu değil yani. Kaza namazı yoktur değil mi? Yani var mıdır hocam? Va tabii kaza namazı var da kaza namazı vaktinde kılmaktır yani. Sonradan telafi etmek değildir yani. Na Vaktinde kılmak. Kada kelimesi Kur'an'da bir şeyi vaktinde yapmak demektir. Namaz vakitle farz kılınmış bir ibadettir. Beş vakte ayırıyor bunu. Niye? Hani ola ki meşguliyetleriniz sizi Allah'ı anmaktan uzak tutmuşsa... Hani öğleyi bir daha hatırlatıyor. Diyor ki bak, bak randevun var. Yani Allah için yaşayacaktın bu hayatı. Ve onun karşılığında sana sayısız ödüller verecek. Öğleyin bir daha hatırlatıyor. Sonra ikindiyi bir daha hatırlatıyor. Akşam bir daha hatırlatıyor. Yatsın bir daha hatırlatıyor ki... 24 saati Allah bilinciyle yaşamayı öğretmek evet. için. Yani hepsini toplasanız 5 vaktin namazını... Yani hepsinin toplamı yarım saat tutmaz. Yani Allah bizden günde yarım saat bir faaliyet istiyor. Ben bunu istediğim yarım saatte de yaparım demek doğru değil. O Hocam evet. Hüseyin kendisi için de istemiyor. Yani dediniz ya bizim için faydalı olan şeyi bizden isteyip bir de bize ödül vaat ediyor. Tabii. Yani hani bazen insanlar arası ilişkide birisi birisine yardım ettiği zaman ona vaatte bulunur. Der ki sen bana şimdi yardım edersen ben de sana işte şöyle bir yardımda bulunacağım. Ama karşılıklı bir ilişki mi en söz konusu. Şimdi Allah Allah bir şey katmıyor bizim kılacağımız namaz. Evet. Kılmadığımız namaz ondan bir şey eksiltmiyor. Yani kendisi için de istemiyor. Yani gerçekten bizim bu dünyamız ve ailetimiz için istiyor ama buna rağmen bir de kendisi vaat ediyor. Tabii. Yani şu kadar ödül vaat ediyor. İyi e, amellerinizi, davranışlarınızı Allah asla zayi etmeyecektir diyor. Hiç kimse yaptığının kaybolması gibi bir endişeye kapılmasın diyor yani. Dolayısıyla bunların hepsi kayda altına alınıyor. İşte namaza diyelim ki bu duyguları da içine katarak namaza başlayan adam e, başlayamıyorum demesin. Bak filanca zaman başlarım gibi zamana yaymasın işi. Hazır değilim demesin. Yani, e, yani çok önemli bir hazırlığı yok bunun. Vücut temizliğinizi sağladıktan sonra bir, yani Allah'ın huzuruna çıkmanın insanda meydana getireceği farkındalık üzerinden abdest alıyorsunuz. İşte kıbleye dönüyorsunuz ve Allah'la iletişiminizi hani belli hareketler üzerinden kainattaki bütün varlıkların Allah'ı tesbih etme şeklini de kendisinde bulunduran bir ibadetle. Evet. Yani kıyamınız ayakta duran her şeyi sembolize eder. Yani rükûnuz eğilen her varlığın e, hareketini sembolize eder. İşte secdeniz yere kapaklanan her şeyin tesbihini sembolize eder. Yani siz evrendeki her mahlukun Allah'ı tesbihe kodlandığı o muhteşem koroya e, siz de katılıyorsunuz. Yani o koroya karşı çatlak ses çıkarmıyorsunuz. Ben de bu koronun içerisindeyim. Ayakta oluşum bütün ayaktaki varlıkların tesbihine katılımdır. Rükûm bütün eğilen varlıkların tesbihine katılımdır secdede bütün e, kapa yere kapaklanan varlıkların tesbihine katılımdır dersiniz. Yani öyle bir hareketlerin içini doldurursanız Kodlanır. yani e, evrenle beraber mahlukatla beraber tesbihe kodlanırsınız. İyyâke nâbudü ve iyyâke sen diyoruz ya Fatiha'da. Ya Rabbi sadece sana kulluk ediyoruz ve Ya Rabbi sadece senden yardım istiyoruz. Sadece sana kulluk ediyoruz demek işte o hem ben üzerinden değil, biz üzerinden bir e, duyarlılığı gösterir. Aslında hem de mahlukatın bütün ma yaratılmışların e, kulluğunu idrak ettiğimizi, o kulluğa katıld katıldığımızı, katılım sağladığımızı ve orkestrada e, biz de bir unsur olarak e, o güzel birlikte çıkması gereken sese katkı vermeye gayret ediyoruz ibadetimizde evet. namazımızda. Ya Rabbi çatlak ses çıkarmıyorum işte ben işte bu kur, kurulan bu muhteşem düzenin içerisinde bir varlık olarak ben de görevimi yerine getiriyorum. Hocam Başladım bu... namaza. Namaza başladı işte kendimi namaza veremiyorum demesin. Bu kendisini namaza vermesi için çok pratik 3-4 tane şey söyleyeyim. Birer cümle hiç izah etmeyeyim. Bir okuduğunu anlarsa, okuduğunun anlamını e, düşünürse kendisini namaza verir. Onun için insanlar namazda okuduğu şeylerin anlamını bilmesi çok önemlidir. Evet. Bilmezse başka şeyler aklına gelir. Mesela biz sınıflarda öğrencilere ders anlatırken, bazen <laughs> bakarsınız ki öğrenci başka bir şeyle ilgileniyor. Ya Allah Allah yani e, bedenim burada ama aklım başka tarafta. Beni anlamıyorsun yani. Hatta sen burada niye varsın onu bilmiyorsun. İşlemlerini insanlar anlamlandırırlarsa evet. yaptığı işten daha büyük zevk alır. Bizim namazda yapacağımız en önemli iş okuduğumuzu anlamaktır. Bir. Evet. iki Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamaktır. Bak şimdi adam Allahu ekber diyor ama Allah hatırına getirmiyor. İşte e, hareketleri yapıyor. Rükûydu, secdesiydi, teşehhüdüydü filan. Hani bir de Esselamu aleyküm ve rahmetullah" diyor. Aa bitmiş diyor. bir şey anlamadım diyor. E başlamadın ki bittiğini anlayasın yani. O değil yani yaptığın belli hareketleri tekrardan ibaret bırakmamak lazım. Kimin huzurunda olduğunu unutmaman gerekiyor. Evet. Çünkü namaz Allah'ı hatırlama ibadetidir. İçinde Allah'ın hatırlanmadığı namaz belli hareketlerden ibaret kalır. Yani ona e, ibadet denmez. O bel, belli hareketlerin işte tekrarı gibi algılanır. Çok da insana bir şey katmaz. Üçüncüsü, belki de Allah'ın kabul edeceği tek ibadetin budur duygusuyla namazı kılması lazım. Bir adamın, bir insanın. Yani, yani belki de diğerleri kabul olmayacak. Belki de başka arızalar var ama bunu belki de Rabbim bunu kabul edecek duygusuyla namaza başlarsa bir adam... Ona namaza kendisini verir. Evet. En güzel Belki de bu. De evet. evet. Dördüncüsü, Allahü Teala Kur'an'da insanları yaptıkları hareketlerin en güzeliyle ödüllendireceğini söylüyor. Liyazziyyedine, ahsen ama amilu. Yaptıklarının en güzeliyle onlara karşılık verecek diyor Allahü Teala. O zaman en güzel yatırımım bu olsun ve diğer bütün ibadetlerin bunun üzerinden puanlansın duygusuyla hareket ederse, hani. 12 gram altın değil, hani 24 ayar altın üzerinden, hani teneke üzerinden değil de veya gümüş üzerinden değil de herhangi bir metal üzerinden değil de hani elmas üzerinden puanlanalım. Bizim bu ibadetimiz bizim elmasımız olsun. Evet. E, o duyguyla hareket ederse daha kendini daha çok e, namaza verir. Bir de en önemlisi Hı. belki de. Bu kılmakta olduğum namaz son namazımdır. Bir sonraki vakte gidemeden belki de emaneti teslim edeceğim diyen adam son kılmakta olduğum namaz budur duygusuyla namazını kılarsa o namazda aklına başka bir şey asla ve asla gelmez. Hocam o kadar güzel anlattınız ki nasıl ibadet etmemiz gerektiği, hangi duygularla ibadet etmemiz gerektiği aslında sadece namazla değil tüm ibadetlerimizde bu duygularla yola çıkmamız gerektiği. ...insanlar şunu da çok soruyorlar Emre Hocam. Bu soruyu da size. Çok küçük bir şey ekleyeyim müsaade edersen. Konuyla ilgili e, ondan sonra geçelim. Tamam. Şimdi e, bu Mehmet Hocam'ın dediği şey şöyle ufak bir ilave yapayım. Hani bu son kıldığı namaz olabilir dedi ki aslında bu her şey için düşünülebilir. Bugün son günümüz olsa yani böyle bir bilgi alsak yani bugün ömrümüzün son günü. Bugünü nasıl geçirirdik? Neler yapardık mesela bugün? Yani aslında her birimiz için bugün belki de son gün bunu bilmiyoruz zaten. Ama sadece bize bunu söylenmesi mi gerekiyor? Çünkü hiç kimsenin bir gün sonrası için garantisi yok. Garantisi yok. Dolayısıyla her günümüzü gerçekten son günümüz gibi düşünüp e, planlamamız gerekir. Bir de bu e, namazı kılamıyorum kendimi hazır hissetmiyorum diyen e, insanların bir kısmında şöyle bir şey var. Ben çok karşılaşıyorum bununla. Onunla vurgulayalım. Şimdi bazı mesela günahlar olduğunu düşünüyor. Bazı küçük diyelim günahları, hataları, kusurları olduğunu düşünüyor. Bu hatalarım varken ben e, namaz kılamam. Allah'ın huzurunda duramam. Allah'a karşı yüzüm yok diyebiliyor birçok insan. Ya yani ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Şöyle ki hepimizin hataları var. Hepimizin kusurları var. Hepimiz bilerek bilmeyerek bazen eee hatalar işleyebiliyoruz. Ama ya benim hatalarım var deyip de hatasız, kusursuz olmayı beklemek belki de hiçbir zaman e, namaz kılma imkanını bulamamak anlamına da gelir. Evet. O yüzden şunu anlamak lazım. Evet keşke o hatalardan dönebilsek, o hatala tekrarlamasak, e, o günahlara girmesek ama bir yandan da en azından Allah'la sürekli bir bağımızın olacağı şekilde ibadetlerimizi de yerine getirsek ki işte ancak o ibadetleri anlayarak, içselleştirerek yerine getirirsek o günahlardan kurtulabiliriz. Ama e, ibadetlerden uzaklaşmamız bizim Allah'la aramızı da açabilir, Allah'tan da uzaklaştırabilir. Buradaki o günahlara, hatalara belki daha da e, fazla girebiliriz, yönelebiliriz. Belki de bir süre sonra o yaptığımız hata ve günahları hata ve günah olarak görmemeye bile başlayabiliriz. Evet. Artık bu bizim hayatımız demeye başlayabiliriz. Artık hayat tarzımız bu demeye başlayabiliriz. Tamamen bu sefer Allah'la bağımızı kopartabiliriz. Allah muhafaza. O yüzden ne olursa olsun insanın yaptığı hatası, kusuru günahı. Hata, kusur, günahtır. Doğrudur. O o şekilde kalır. Ama en azından ölçüyü dengeleyebilmek için Allah'ın razı olacağı eylemleri, ibadetleri de yerine getirmemiz gerekir ki yani arada bir denge oluşturabilelim ve o hata ve günahlardan kurtulmak için bir dayanağımız olsun, bir desteğimiz olsun bu anlamda. O yüzden yani o Allah'a karşı yüzüm yok, anlayışı doğru değil. Allah yeter ki içten bir şekilde kulu ona yönelsin, onu her durumda kabul edecektir. Kabul edecektir, kabul ettiği gibi o hatalarından dönmek için de onu mutlaka destekleyecektir. Bunun yolu nedir? Bunun yolu Allahı anmaktır. Allah'ın kitabıyla buluşmaktır, onun anlamıyla buluşmaktır, ibadet etmektir, ibadetleri özünsemektir, içten gelerek gerçekten bu ibadetleri gerçekleştirmektir. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Evet, yani aslında bu yolda varılacak noktadan ziyade varmak için harcanan çaba çok önemli. Allah belki e, affetmek için zaten Allah bizi. E, bir fırsat sürü tanıyor. seçenek, fırsat tanıyor. Aynen öyle. O yüzden de bir Müslüman hem umut dolu hem korku dolu Allah'a yalvarmalı, yakarmalı diyoruz. Bir de şunu da ekleyeyim. <laughs> Birinci aklıma geldi. İnsanlar böyle dediği gibi başka kişiler de bazen insanlar bunu söyleyebiliyorlar. Yani diyor ki işte sen şu günah işliyorsun, sen namaz kılma. Oruç tutma diyor adama. Niye? E çünkü o günah işliyorsun, bunu yapma diyor. Ya şimdi kardeşim sen Allah'tan yetki mi aldın? Sen Allah'ın jandarması mısın aşağıya yani? Sen hüküm mü dağıtıyorsun yargı mı dağıtıyorsun. Şunu diyebilirsin ama yani inşallah o gün anında bırakırsın. İnşallah bırak. Bak bunun işte faydası yok. Bu dünya geçici falan. İbadetlerinde de kararlı ol, istikrarlı ol. İbadetini asla bırakma demesi lazım. Yani kalkıp da adama kardeşim sen şunu yapıyorsan namaz kılma, bunu yapıyorsan oruç tutma. İşte şunu yapıyorsan Allah'ın kitabıyla işte meşgul olma falan demek de çok korkunç ve insanları belki bundan dolayı daha da uzaklaştırıyor dinlen dinden ibadetten. E, bunu da burada hatırlatmış. E, i̇badetler insanları kötülüklerden uzaklaştırma vaadiyle bize emredilmiş. Dolayısıyla hani sen filanca işleri önce bir terk et sonra namaza başla demenin bir anlamı yok. yok. Namaza başlarsa onlardan kurtulacak zaten. Peki hocam ben tam da burada şunu da sormak istiyorum. Şimdi aklımıza gelen Kur'an'a göre aklımıza gelen kötü düşüncelerden sorumlu muyuz? Yani biraz önce de sordum yine söylediğiniz gibi soruda buharlaşmasın e, namaz kılarken ki o aklımıza gelen vesveseler namazın bozulmasına sebep olur mu? Bir insan yani e, kasıtlı olarak bir şeyi yapmadığı sürece o namaz yani bozulmaz yani. Bozulmaz. Peki bu düşüncelerden sorumlu mu <laughs> hocam? İnsanın aklına gelen şeylerden insanlar sorumlu değildir. Ancak insanların tasarladıkları şeylerden insanlar sorumludurlar. Plan evet, evet tasarlıyor. Plan yapıyor kafasında. Ona Kur'an-ı Kerim kalbin kazandığı şeyler diyor. Allah insanların kalplerinin kazandığı şeylerden onları sorumlu tutacağını söylüyor Bakara Suresi'nde ve Maide Suresi'nde. Dolayısıyla akla gelen şeyler başka bir şeydir. Akılla tasarlanan şeyler bambaşka şeylerdir. Zaten bakın işte insanın kalbinin bir şeyle ilişkili karar vermesi anlamında eylemin isimlendirilmesinde bu şey çok önemlidir. Kalbin onayı yani. Yani siz kalbinizle onaylayarak diyelim ki imsak vaktinden iftara kadar aç durursanız işte bunun adına oruç derler. Ama sizin böyle bir niyetiniz yok da işte imsak vaktinden diyelim ki akşam vaktine kadar aç dursanız buna açlık derler. Ona oruç demezler. Bu eylemin adını belirleyen şey insanın o noktadaki niyetidir. Yani kalbinin kazanımıdır. Kalbi eğer doğru bir karar verdiriyorsa insana onun eylemleri de düzgün olur. Dolayısıyla hani tasarlamamışsa sadece aklına bir şeyler doğuyorsa akla akla gelen şeyler insanın gücünün dışındaki şeylerdir bunlar. Evet. Allah la yukellifullahu nefsen illa vusaha diyor. Yani hiç Allah hiç kimseye gücünün üstesinde bir şey yüklemez. Onunla onu sorumlu tutmaz. Ama tasarlıyorsanız kalbiniz böyle bir şeytanın çalışma odasına dönmüşse beyniniz hep fitne fücur üzerinden bir şeyler üretiyorsa o kazanımlar insanların yani sorumluluk şey, alanıdır. mi hocam, fırsatını bulduğu zaman gerçekleştireceği şeyle ilgili ve bunu sürekli planlayıp tasarlıyorsa, onun soru, ondan sorumlu olması için onu gerçekleştirmesi gerekmez sadece. Evet. Yani ona niyet etmesi bile ondan bir e, sorumlu olacağını gösterir. Evet. Peki hocam, yeni bir konuya geçelim istiyorum. Çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Amel defterinin nedir? Amel defterinin kapanmaması ne demektir? Amel defteri amel işlemektir. İnsanların dünyada yapıp ettiği ya da yapmayıp terk ettiği her ne varsa onlarla alakalı bir kaydın tutulduğu bilgisini bize öğreten Kur'an'ın da işte o ifadelere her yaptığınız yazılıyor. Bizim elçilerimiz yapmakta olduğunuz her şeyi yazıyor, kaydediyor diye ayet-kerimeler var. Dolayısıyla sadece yapıp ettiklerimiz kaydedilmiyor işte tasarladıklarımız da kaydediliyor. Onun için mesela ayette diyor ki ve intubdu mafi enfusikum ev tufuhu yuhasibkum Yani siz işinizde bulunan şeyi açığa da vursanız, onu gizlide de bıraksanız Allah onunla sizi hesaba çeker. Zaten Allah gönüllerin içinde olanları da bilir diye ikide bir böyle ayetler var. Evet alimun bidati sudur. Yani göğüslerin, gönüllerin, kalplerin sahip olduğu şeyleri bilir demek insanların yani yüreklerinde sakladıkları şeyleri de Allah'ın bilgisindedir ve onlar tahsil edilecektir. Şey de diyor ki Adiyat suresinde Efele ya'lemu idâ bu'tile ma fil kubur ve hussile ma sudur. Yani insanların Kalplerinde bulunan şeyler tahsil edilecek, ortaya dökülecek. Hı hı. Hani e, gizli saklı bir takım planlar, entrikalar düzenledin, dizdirdin. Tarık suresinde diyor ki Yevme tüble serairu. Bütün o sırlar ortaya dökülecektir. İşte onların kaydedildiği kayıt, kütük e, defterine biz amel defteri diyoruz. Amel defteri e, ee, İnfitar suresinde diyor ki Allahu Teala kiramen katibine ya'lemune ma tef'alune yani değerli yazıcılar var e, ee, sizin yapmakta olduğunuz her şeyi gayet iyi bilirler ee, Kamer suresinde diyor ki ve küllü şeyin fe'aluhu zubur. İnsanların yapıp ettiği her şey defterlerdedir kitaplardadır ee, ve küllü sagirin ve kebirin müstatarun. Küçük büyük ne varsa hepsi satır satır yazılmıştır diyor. Keyif suresinde diyor ki insanlar mahşerde diriltildiklerinde herkes için amel defteri ortaya konulur. Suçluların o amel defterinde kayıtlı olan şeylerden dolayı korktuğunu görürsün. Hı hı. Ve derler ki suçlular ma lihadel kitabe şu kitaba ne oluyor da la yugadiru sagireten ve Küçük büyük dememiş, hepsini sayıp dökmüş. Ve ma amilu hadira. Onlar dünyada yapıp ettiklerini karşılarında hazır bulmuş olacaklardır. Ve la yazdı murabbuke Senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmeyecektir. Dolayısıyla işte amel defteri denen şey insanların yapıp ettiği ya da yapmayıp terk ettiği şeylerin kaydedildiği ve mahşerde herkesin önüne açılıp dökülecek e, bir e, mekanizmadır. İsra suresinde diyor ki ve külle insanın elzemnahu ta'yirahu fi unugih. Yani her insanın amellerini, kaderini işte önüne taktık. Ve nqrucu lehu yevmel kıyameti kitaben yelqahu menşura Kıyamet günü önünde açık bulacağı bir kitap olarak onu önün önüne çıkaracağız. Getireceğiz. Diyeceğiz ki ona ikra kitabek. Şimdi kitabını oku bakalım. Herkes kendi kitabını okumaya davet edilecek. Sicil, sicil yani. Sicil evet. Adli, Karnel, adli, 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 adli sicil kaydı gibi. Evet. Parne gibi bir şey. Herkes hadi bak aç bakalım. Yani iddia ile değil işte bu ispat ile insan yükümlü. Öyle bir e, akıbetle karşılaşacak. Hani teknik bir konu olduğu için başka detayları da var işte. Sağdan almak, soldan almak, arkadan almak sağından alanların akıbeti şöyledir. Soldan arkadan alanların akıbeti böyledir diye. Bir de bu amel defterinin sağdan verilmesi, sağın adamları solun adamları ifadesi var. Hani bunu siyasi ve politik bir takım söylemlere evet. konu etmenin hiçbir anlamı yok. Ee, sağın adamları demek amel defteri kendisine sağ taraftan verilecek kişi demektir. Hatta sağın adamları için bir şeyi daha söylemek durumundayız. Ashabul Yemin bu ifade çok geçer. Yani bu kendisine amel defteri sağ taraftan verilecek kişiler demektir. Ama onun bir anlamı daha var. Ashabul Yemin demek yeminine, kulluk yeminine sadakat gösteren insan demektir. Allah'a karşı kul olma sözünü yerine getiren insanlara Ashabul Yemin derler. Dolayısıyla yani kavramla alakalı böyle derli toplu 3-5 kelam böyle özetlenebilir. Amel evet. defteri kapanır mı, kapanmaz mı sorunun bir kısmı evet. da e, oydu. Peygamberimizden gelen şöyle çok nefis bir e, ifade var. E, rivayet bize aktarılıyor. Diyor ki peygamberimiz İdamat el insanu inkata amelu. İnsan öldüğü zaman onun ameli kesilir. Eee selasın. <laughs> Fakat üç şey var. Bunlar hariç işte bunlardan biri sadakayı cariye hani sürekli akıp giden bir iyilik hı hı. hizmet, işte e, insanların yararlanacağı bir eser üretmek, kitap yazmak, bir de kişinin kendisine dua edeceği bir e, çocuğunun olması yani bu biyolojik olabilir, başka türlü olabilir. Yardımını, e, yardımınızı hatırladığı için size dua eden herkes o kapsamda değerlendirilir. Peki bu gerçekten amelin kapılmaması demek midir? Bu üç tane hususa yönelik bir teşviktir bu. Evet. Ha, e, bu amel defteri, herkesin amel defteri nihayet o ölünce o da kapanır. Fakat bu yaptığınız iş iyi bir işse, pek çok insan ondan istifade ediyorsa, yararlanıyorsa, ha, siz o işten kaç kişinin yararlanacağını zaten Allah bildiği için, siz o işi yaptığınız an amel defterinize o kaydedilir. Dolayısıyla hiç kimse ben öldüm bundan sonra daha buraya bir şey işlemiyor demez, diyemez demesin çünkü Allah'a gizli hiçbir şey yok Cenab-ı Hak böyle hayır işlerini insanların yapmaları gerektiği noktasında Peygamber'in dilinden aktarıldığı üzere insanları teşvik eder. Evet. Bu teşvik noktasında bizim amel defterimizin açıklığı. Yapıldığı an zaten kimler ondan istifade edeceği bilindiği için o zaten oraya kaydediliyor Hocam, demek. Aynı şey aslında haksızlık veya zulme bulaşanların yaptıkları kendileri öldükten sonra da başkalarına etkileyen şeyler için de geçerli. Onu da hatırlatalım. Tabii. Evet. O da oraya işlenir. Bir de şu az önce bu aklımıza gelen düşüncelerden sorumlu muyuz konusuyla ilgili iki ayet var. Araf Suresi'nin 200. ayeti ve 201. ayeti. Yani burada diyor ki mesela ne zaman şeytan seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Hı hı. Yani ister istemez şekilde insan aklına bir takım vesveseler, bir kötülükler gelebilir. Hemen Allah'a sığınmamız gerektiğini söylüyor. Kuşkusu her şeyi duyandır, her şeyi bilendir diyor. Hemen 201. ayette de muttakilerden bahsediyor. Diyor ki takva sahipleri şeytandan bir dürt olduğu zaman düşünüp hemen gerçeği kavrarlar diyor. Hı. Yani demek ki şeytan... Hani mutlaki olan insanlara bile bir takım belki vesveseler verebiliyor ama onlar ne yapıyorlar? Hani Allah'ın belki de onlarda yaratmış olduğu bu furkan, hakla batılı, doğru ile yanlışı ayırma ölçüsü sebebiyle hemen düşünürler. Yani böyle e, düşünmeden, sorgulamadan hemen peşin hükümlü davranmazlar veya hemen harekete geçmezler. Ne yaparlar? E, gerçeği kavrarlar. Dolayısıyla o şeytanın vesvesesine uymazlar, tabi olmazlar. Bunu şundan dolayı hatırlattım. Aklımıza gelen şeyler kaçınılmaz olabilir bazen bir takım şeyler gelebilir ama hemen ne yapmamız lazım hemen Allah'a Allah sığınmamız sığın. lazım Allah'tan ferahlık istememiz lazım güzel düşünceler e, beslemek için zihnimizde kalbimizde Allah'ın yardım ve desteğini e, talep etmemiz lazım. Evet bu katkıda çok iyi oldu. Son, Felak son... ve Nas sureleri de bunun için okunur Hı. yani. Hı. Felak ve Nas sureleri yani o vesveseci evet. çok vesveseci şeytanın insana dürtüklediği şeylerden Allah'a sığınmayı öğretir aslında onlar kimden kime sığınmak gerektiğini öğretme noktasında felak ve nas sureleri çok, önemli, çok evet, muhteşem surelerdir tam bir e, zırh gibidir yani hatta insana sahipsiz olmadığı duygusunu öğreterek hayatı daha anlamlı yaşamasının da kapılarını arar a, aralar e, Emre'nin dediği o Araf suresindeki ayet gibi Fusret suresinde de bir ayet var aynı metinledir büyük oranda bir de Müminin Suresinin 97-98. ayetleri var. Orada diyor ki ve kur rabbi a'udü bike min şey şeyatin. De ki ey Rabbim ben şeytanların şeytanların dürtüklemesinden. Şeytan bir tane sana değil sınırsın. ki. Dolu. insan şeytanları da var. Cin şeytanları da var. Şeytan ortalık şeytan kaynıyor. Onların dürtüklemelerinden sana sığınırım. Ve a'udü bike rabbi en yahdurun. Ya Rabbi ben onların beni yanıma uğramalarından beni rahatsız etmelerinden de sana sığınırım. Bakın sadece vesveselerinden değil. Ve a'udu bi Rabbi en yahduruni. Ya Rab onların benim yanıma gelmesinden de sana sığınırım. Bu şeytandan bu anlamda kurtulabilmek için hiç kimse kendisini kahraman zannetmesin. Peygamberler dahil Allah'ın yardımı olmadan bu tür vesveselerden korunamazlar. Nitekim Emre'nin okuduğu ayette diye hitap zaten peygamberimizedir. Ve evet. imma yenzeganneke mineşşeytani nezgûn. Şeytandan sana bir vesvese gelirse geldiğinde fesel billahi Allah'a sığın ondan yardım iste. Kur'an'ı anlayarak okumak durumunda olduğunda da insanlar bilsinler ki şeytan onları çok rahatsız eder. Anlayamazsın sen. Sen boş ver başkası anlar. İşin oraya mı düştü gibi şeyler söylerler. Yine Allah şeytan ve devam etmek lazım. Evet Nahl Suresi 98. Lazım. ayette de Kur'an'ı anlayarak okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın diye bir buyruk e, sığınağımızın Rabbimiz olduğunu bize öğretir öğretir Peki çok kısa bir soru soracağım, çok da kısa bir cevap isteyeceğim hocam. Soru Son kısa dakikalarımız... olabilir de cevabının kısa olup Ama soruyu soruyu görünce anlayacaksınız. Çok e, geldi bu soru. Şimdi, malum pandemi döneminde artık aşı sürecine geçtik. İnsanlar sürekli aşı orucu bozar mı e, gibi sorular soruyorlar. Kısaca buradan hocam çok da kısa bir cevap isteyeceğim hocam. Soru Son kısa dakikalarımız... olabilir de cevabının kısa olup Ama soruyu, soruyu görünce anlayacaksınız. Çok e, geldi bu soru. Malum pandemi döneminde artık aşı sürecine geçtik. İnsanlar sürekli aşı orucu bozar mı? E, gibi e, sorular soruyorlar. Kısaca buradan cevaplayabilir misiniz hocam? Aşı orucu bozar mı? Gıda, e, susuzluk giderici anlamında bir katkısı yoksa aşı orucu bozmaz. Gıda takviyesi değilse. Yani. Gıda takviyesi değilse aşı orucu bozmaz. Ama mutlaka insanın içine gene bir şey gelir. O zaman onlara tavsiyem eğer öyle bir vesvese içlerine düşecekse akşamdan sonra vurulsunlar. Akşamdan sonra. <laughs> yani aslında bozmaz. Elbette ki bozmaz. Ama biliyorum ki pek çok insan ya Yine bozuldu, de, evet. bozuldu filan gibi bir vesveseye kapılacaktır. Ee, hani bozulduysam bunu telafi ederim gibi böyle ihtimalli ibadet olmaz. Yani ya Rabbi o gün olmadıysa bari bugün bunu kabul et diye haşa Allah'ı iki seçenekten birini kabule zorlamak bir kula yakışmaz. Böyle bir şey olmaz. Evet. Böyle bir dürtüsü olacaksa onlara tavsiyem akşamdan sonra iğnelerini vurulsun. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. <laughs> Emre Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz de sana teşekkür dolayı. ederiz. Bize çok... soruların ve yönetimin için. Çok teşekkür ediyorum. Yine çok faydalı bir yayın oldu. Ben hemen kapatmadan tekrar hatırlatayım sevgili izleyenler. Bu gece Mehmet Okuyan hocamızın yeni çıkan Kur'an mealini ve Emre Dorman hocamızın yeni çıkan kitabı 101 Soru'da Kur'an dini konularda en çok merak edilen sorular kitabını... Emre Dorman Instagram hesabında son paylaşılan program fotoğrafımızı beğenerek altına yorum yapan izleyenlerimiz ve takipçilerimiz arasından 10 kişiye hediye ediyoruz. Bunu da tekrar duyurmuş olalım. Hocalarım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun siz de. Bu gece de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın gece yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.